Selamünaleyküm, hepiniz hoş geldiniz. Birçoğumuzun bu dönemlerde yaşadığı bu sıcaklık problemiyle alakalı sizlere bir hem dert hem de çözüm sunmaya çalışacağım. Derdimiz şu: arkadaşlarımızla dışarı çıktık ve bunaltıcı bir sıcak var. Birçoğumuzun belki buharlaşmak istediği inanılmaz sıcaklardan geçiyoruz. Özellikle İstanbul'da yaşıyorsanız nemden nefes alamıyoruz. Ve arkadaşlarımızla dışarı çıkıyoruz. Bazen mitinglere gidiyoruz, bazen geziyoruz, kafede takılıyoruz. Ve en sonunda, günün sonunda şuraya varıyoruz. Ben koşarak geldim de. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde yoruluyoruz. Ben de biraz önce koşarak geldiğim için yoruldum ve ben de terledim ve sıcakladım. Ve bir şekilde markete girip kendimizi ferahlatmak için içecek içmek istiyoruz. Kendimizi ferahlatacak soğuk bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ve elimizi uzattığımız herhangi bir dolapta, bakkalda, markette aldığımız içeceklerin çoğunluğu boykot ve İsrail'e destek sağlayan Filistin'deki kardeşlerimizi, mazlum kardeşlerimizi, Müslüman kardeşlerimizi, onları işgal eden İsrail'e destek veren markalar olmuş oluyor. Bu yüzden pek fazla seçenek bulamıyorduk. Ta ki bu Filistin olaylarından dolayı birçok çalışma başlatıldı ve çeşitli markalar çıktı. Bazen yeni markalar çıktı, bazen de zaten bizim olan yerli markalarımız oraya destek vermediğini duyurarak alternatiflerini üretip bizlere sunmuş oldu. Şimdi sizlerle bu sıcaklarda içebileceğimiz bazı meyve suyu markalarına, bazı içeceklere, gazlı içeceklere ve sulara bakmış olacağız. Bunlardan çok daha fazlası var elimizde elhamdülillah ama hepsine ulaşamadık. Neden? Çünkü çok fazla rağbet görmediği için her yerde bulamıyoruz. Yani şu ürünlerden bile bulmak için gerçekten bayağı dolaştık. Her yerde satış yapılmıyor. Bu konseptin aslında bir amacı da bu. Yani güzel içeceklerimizi bulalım, sizlere sunalım. Sizlerin de destekleriyle, yani büyük bir kitlere bunlara rağbet gösterdiği zaman her bakkalda gidip gittiğimizde, yani didimiz olsun, diğer içeceklerimiz olsun, suyumuz olsun, istediğimiz her an her yerde ulaşabilir hale getirmemiz lazım. Sadece mitinglerle, hashtaglerle boykot olmaz. Bu da boykotun çok önemli bir yanı. Şimdi ürünleri tanıtacağız. Tabii ki sadece soğuk içeceklerimiz yok. Bunu biz serinin devamında sıcak içecekler olarak yapacağız. Temizlik malzemesi olur, teknoloji olur, her türlü şey yapacağız. Sizin de tavsiyeleriniz yorumlara yazın ki bakalım yani neler yapabiliriz. Sizin rağbetiniz de önemli bu konuda. Ki seri devam edebilsin, bir ses getirebilirim. Şimdi çok fazla lafı uzatmadan içeceklerimize başlayacağız. Enes hocam, hangisine başlayalım? Tadı da bozmaması açısından. Sonra babayı koyarız. Baba sonda. Şimdi ayran içsem ilk başta. Şimdi hep suyla konuşuyoruz ya. Bence suyla başlayalım. Suyla başlayalım, bir ağzımızı temizleyelim. Şimdi suyla başlayacağız derken su en önemli şeylerden birisi. Yani bir yere girdiğimizde genelde suların %90'ı boykot markalar oluyor ve bunları bilemeyebiliyoruz. Alırken dikkat edin. Burada isimlerini zikretmeyeceğiz tabii ki boykot markaların. Aşağı belki linkini koyarız, oradan bakın. Sadece alırken bakın, bu boykot mu değil mi zaten kafanızda oluşur. Neden isimlerini? Çünkü bunların unutulmasını istiyoruz ve bu markaların ön plana geçmesini istiyoruz. Yani bir şeyi hep ağzımıza dolarsak reklamın kötüsü iyisi yoktur ve o gittikçe popüler olmaya başlar. O yüzden bunları unutmak adına asla kullanmıyoruz, ağzımıza da almıyoruz. İşte aroma olsun, hamidiyesi olsun, başka sular olsun veya sizin memleketinizin kendisine ait bazı su markaları oluyor. Onlar olabilir. Özellikle onları almaya çalışın. Çok bilindik markalardan uzak durun ki bunları artık bilindik yapabilelim. Suyumuza başlıyoruz. Sultan var, Uludağ var, Abant var. Yani seçeneğimiz çok fazla, sadece birazcık çaba gerekiyor. 300 lira. Suyun kalitesi yani. İnanılmaz. Tadı çok iyiymiş. Normal su. Elhamdülillah gayet güzel. pH vallahi 8-15 de ne anlarım pH değerinden. İnanılmaz. Enes Temel Bey güzel olduğunu söyledi. Şimdi sıradaki ürünümüze geçiyoruz. Benim aşırı ayran içesim yok. Şunu bir içip geçesim var. Ayranımızı bir içelim. Burada da Sek marka ayranımız var. Boykot olup olmayanlar, dediğim gibi siz yine kendiniz araştırın. Bakın, aşağı linkini koyacağız. Ayranımızı içip devam edelim yolumuza. Normalde en sevdiğim içecektir yani. Herhangi bir dışarıda yemeğin yanına ayran. Ama şu anda hem çok soğuk olmadığından hem de gece olduğundan pek ayran içesim yok. Ayran soğuk bize oluyor ya. Sıcayınca. Bunda pH değeri falan olmadığına göre gayet güzel bir ayran. Bir dönerle gider. Kesin gider yani. Dönerin yanına ayran olmayacaksa ne gidecek, bir de onu düşünmek lazım. Kesin ayran yani. Hemen şuradan bak, kartlara geldi. Yok, şuradan tıklayabilirsin. Sıradaki ürünümüz. Tatlılara geçelim. Onu alalım. Tamam. Uludağ Frit'te aldık. Bu gerçekten normalde de, hani bu olaylardan önce de, boykot olup olmadığını bilmeden önce de alıp içtiğim. Bunun birçok çeşidi vardı. Hani seçenek olarak da en azından bir 3-4 tane şey olduğunu hatırlıyorum. Bu da asitli bu arada. Bunu da kenar yazmış olduk. Farklı çeşitleri olan mükemmel bir içecek. Gerisini de bırakıyorum ki Enes Bey içsin. Niğde gazozuyla. Buna konuşmaya gerek yok yani. Niğde gazozu kırık ya. Bir dökülürse mikrofona. Açamam ki ben bunu. Teknik destek. Gel abi. Teşekkür ederiz. Ben bu Niğde gazozunun bir şeyle olduğunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım. He, frambuaz aromalı. Yani pek fazla almıyoruz o tadı. Öğrendikten sonra fark etmeye başlamıştım ama
Mide gazozu candır ya. Bunun bir şey havası da var yani, o soladaki mideyi rahatlatma olayı mide gazozunda da var. Gerçekten böyle ürünlerimiz varken diğer saçma sapan ürünlere hiç gerek kalmıyor. Evet, sıradaki ürünümüz. Güzel mi? Çok iyi ya. Bayağı. En son bir mix yapalım mı bunları? Yapalım. Gözümü kapatacağım. Karıştır, ver bana. Didi'yi açalım ya. Didi'yi açalım. Didi benim herhalde en çok tükettiğim şey. Yani birazcık evdekiler kızacak bunu deyince ama herhalde hemen hemen her gün içtiğim bir içecek. Çok iyi ses çıktı ya. Ben hatta bugün bu 1 litre Didi içtim bugün. Bu sınırsız içilebilecek bir şey. Bunun da şeftali, bergamotlu ve limonlusu mevcut. Bunu koydum, ben bugün 1 litre Didi içtim, yeter. Öleceğim. Lütfen siz seçin. Muhammed Bey. Beyoğlu Reyhan. Beyoğlu Reyhan. Teknik destek. Ben daha önce hiç içmedim Beyoğlu. Bunların hepsinin soğuk içilmesi gereken şeyler de yurtta kalınca insan bazen her imkanı olmuyor. Bu her yerde var mı? Normal bakkallarda da satılan bir şey. Beyoğlu Reyhan. Bunun zencefilisi de çok güzeldi, tavsiye ederim. Bunda var 4-5 çeşidi vardı, gördüm. Bu Beyoğlu Reyhan da normalde Beyoğlu gazozlarını farklı bakkallarda vesaire de satılıyor. 5-6 çeşit de olması lazım. Özellikle zencefilini çok önerdi Enes Bey. Ön tadına bakalım. Tam annenin şeyine benziyor. Vişneli kompoz soyu. Aynen, andırıyor baya. Reyhan şerbeti çok içtim, aşırı tatlı değil. Ben korktum tatlı olacak diye. Aynen. Ben çok tatlı olur diye korkuyordum, bayağı iyiymiş. Tam böyle, tam annenle şeyine benziyor ya. Çok iyiymiş, geçiyoruz. Bunu ilk defa dün içtim. Çok iyi bir şeymiş bu ya. Şeftali Yasemin Tayısı Kola diye bir markanın. Maldia. From Maldia yazıyor. Aynen, bu her yerde satılan bir şey değil. Eğer Fatih'e gelirseniz Fatih'teki o malum gazozcudan bunu bulabilirsiniz. Malatya'da. Malatya'da üretiliyormuş. Malatya üretimli. Şeftali Yasemin gerçekten çok iyi. Bu da yerli üretilmiş. Bu tatlı şeyler sevmeyen insanlara gelecek bir şey değil ama mükemmel karışım. Birazdan da Reyhan'ı katacağız buna. Bayağı iyi bir şey çıkarıyor. İstanbul'da ve Fatih'e yakın bir yerlerden geçerseniz gidin ve bunu deneyin. Malum yerden zaten bilenler biliyor. Yeter. Benim mide kaldırmayacak çünkü. Şimdi bir şeye geçelim de. Babaya. Aynen, babaya bunu geçelim. Patlatalım mı bir ya? Patlat. Serbest. Evet. Ama şu tarafta yap. Artık bu her şeyin üstüne böyle en son içirip de mideyi rahatlatma operasyon çok iyi ya. Gerçekten mükemmel bir şey. Bütün böyle ağrımayı alıyor. Yani bir su sonra bu. Hayattaki içecekler yani. Hiç baymayan, çok rahatlatan mükemmel bir şey. Dediğimiz gibi birçok içecek var. Daha bunlar sadece birkaç tanesi. Bilmediğimiz, görmediğimiz ve her yerde bulamadığımız daha bir sürü marka var. Bunların hepsini sizlerle paylaşıp inşallah daha çok bildirmeye çalışacağız. Şimdi biz ufak bir mix yapıp videomuzu kapatacağız. Karıştırıyorum. Hangileri? Bunu. Tadına bakacaksanız önce böyle bakın, vereyim. Reyhan'la onu yapabilir miyiz ya? Reyhan'la şeftali yasin. Bardak değil mi? Teşekkür ederiz. Aynen, anlayamayacağım ne oldu. Hiçbir şeye benzemiyor abi. Bak şimdi, dur ama benzeyecek. Şekeri var mı? Var, tam iyi. Maynoşluğu var mı? Biraz var. Biraz daha olsun diye. Olsun. Katemem bir furutti. Furutti. Biraz maynoşluğu. Hadi bakalım. Şey kötü değil ama gözümü kapatsam ne olduğunu anlamamıştım şeyin. İçilecek bir şey değil, içilmeyecek bir şey değil. İçilir. Ne olduğu belli değil zaten. Aslında bomba bir en son gelecek. Rengi güzelleşmeye başladı. He, ekşim trak oldu baya. Şimdi babayı koyuyoruz. Tamam, şimdi güzel oldu zaten. Biraz asit ver. Ama çok bozmuş olabiliriz tadını. Yok, şu an orantılı. İçiyorum. Aromayı çok azaltmışız. Reyhan mı lazım? Biraz reyhan, bir de şeker de lazım. Biraz buradan. Patlayacağız şimdi ha. Tamam. Güzel. Şu an çok şey oldu. Her son, şey çok son, ayarında. Son bir şey istiyorum, bomba. Tabii ki. Ayran. Abi yapacağız. İçeceğim yani, yapacak bir şey yok. Atayım da madem, bunu da atayım bari yani. Kalmaz hepsinden atayım, içeyim. Tamam. Patlayacağım şimdi. Kokusu güzelleşti bunu atınca. Kötü olmaya başlıyor. Dur. Yani anlaşılmıyor ne içtiğim ama hala içilecek bir şey. Birine aynen versen içer yani bunu. Ben ayrandan şu kadar iyi versen hala içer bunu. Ben ayrandan çok iyi. Dolduruyorum.
Birazcık. Oha, çok rengi de çok kötü. Şeye benziyor. Aynen, biraz soğuk var. Acı ayranı benziyor. Çocukken içtiğimiz ateşli şişelere benziyor. Hepsini içiyorum. Oo, çok kötü. Şekerli ayran kokuyor hiç. Ya sen hiç pilavlı bulunma tatlısından bir tabak yemedin mi? Hayır. Beylikler. Ha, öyle yedik. Sen aynı mantık. Normal bir şey. Öyle düşün ya. Ya bir yudum var. Hepsini içeyim ya içmişken. Tamam bir bak önce abla. Hepsini içersen tanıdan da olur. Bayağı kötü abi. bayağı kötü. Çok kötü tabi. Bozulmuş yoğurt yemişim gibi ya. Biraz daha ayran katacağım. Bir dakika. Anlamaya çalışıyorum nelerin tadını alıyorum. Ayran kat biraz daha. Güzelce. Kat. Yok kat. Yok abi içemem. Ya şalgamla ayran içmedin. Hayır. Şalgam sevmiyorum. Daha kötü tamam, oldu ya. Ayran şimdi baskıladı bak. Gerçekten. Koku zaten... Koklama ya. Az önceki koku. Psikolojik. Oha! İçtiğim en kötü şey abi bu ne? Yok bu içilmez. Az önce içilirdi şu an çok kötü oldu. Sıcak ya bir de. Ben hala ümit varım. Şundan bir alsana abi. Bir de bitsene bir. Ama güzelleştirebiliriz bak düşünüyorum. Ben sana soda atayım. Hayır hayatım. Atayım hadi. Çamaşır suyu. Çok kötü. Ooo! Ne aa? Bir kokuyor. Ben bir tık. Kokusuna bakar mısın? Mahvolmayın. Oo mükemmel ya. Sen hiç yüktülük yemedin mi? Çok yedim. Süt aç. Beğendiler ya. Dur bakalım o da beğenecek mi? Çok ya, kötü ya. İçerim rahat. Oha. Ben normalde şalgam malgam da içmediymişim belki. Şalgam acıyor bu ama bildiğiniz arkadaşlar yüktülük gibi. Yüktülük Allah Allah. Önceden çocuk çok yedim ben çok yedim biliyorum. Anlısı ya biraz da yüktülük. Bir midem bulandı onda ya. Katmak istediğiniz bir şey varsa mekan sizin. Çok kötü ya. Nasıl beğendiniz? Gerçekten kötü. Neyse, ya israf, ben israf yapmıyoruz bunu da. Tabii tabii içilecek o. Bayağı beğendiler. Hatta verin. Seri üretim. Ne vereyim abime? Söyleyin hemen. Yok, yeter. Ben sıcak ayran da sevmediğim için sıcak ayran tadı da çok kötü oldu. Ama süte dönüştü. Bilmiyorum. Benim hoşuma gitmedi. Evet vallahi sunabileceğimiz ürünler çeşitlilik şu anlık bu kadar. Bunları bulabildik. Sizin başka bulabildiğiniz, bildiğiniz markalar, içecekler varsa yorumlara yazın. Hem biz görmüş olalım, bilmiş olalım, diğer markaları ön plana çıkarmış olalım. Hem de arkadaşlarımız görmüş olsun. Bunun bir sonraki videosu için ne ürünü yapalım? Sıcak içecek mi olsun, teknoloji mi olsun, başka bir şey mi olsun? Ve bildiğiniz markaları, orada kullanabileceğimiz şeyleri de yazarsanız bir sonraki videoda sizin fikirlerinizi kullanmış oluruz. Eğer beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Ve bu içeriğin yayılması için yaptığımız işin bir sonuca varması için arkadaşlarınızla yollamayı paylaşmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Allah'a emanet olun.